tarım işçiliği yapıyorum. Kaç yaşında? Çocukken hem okuyordum hem çalışıyordum. Aileme destek amaçlı. Evde ayrı iş, bahçede ayrı iş, sofra kurma bize düşüyor, kaldırmak bize düşüyor. Burada temel ihtiyaçlarımızı hiç karşılamıyoruz. Çok zor durumda kalıyoruz. Şöyle bizimki otobüs olduğu için erkeklerle fazla iç içe değiliz ama şu transittekiler kız iş karşı çok zor oluyor. Akşam 4.30'da kalkıyoruz, 5'te çıkıyoruz. Sabah 6.30 gibi sofrayı kuruyorum onlara, kaldırıyoruz. 7.30 gibi iş başı yapıyoruz. Yani kabale erken de bitiyor, geç de bitiyor. Geç biterse 12'de sofrayı aynı kuruyorum, aynı kaldırıyorum onlara. Tekrar eve dönünce bu sefer annem var, o yüzden fazla iş düşmüyor bana. Normalde bahçede yaptığım iş, aynı evde de devam ediyorum. Sofrayı kur, kaldır, temizlik yap, bulaşıkları yıkabilmem, çamaşırları as, aynı. Ben kuruyorum, ben kaldırıyorum. Yani erkekler hiçbir iş yapmıyor bu konuda. Bütün zorluk bize düşüyor. Evde olduğu gibi. Ve erkekler aynı durumu yaşıyor, bilmiyor, yaşıyor olabilir mi bilmiyorum ama biz çok zor durumda kalıyoruz. Temel ihtiyaçlar konusunda, özellikle regal döneminde aşırı bir zorluk çekiyoruz biz kadın olarak. Yani dışarı çıkamıyoruz, lavabo zaten yok. Temel ihtiyaçlarımız hiç karşılayamıyoruz bu konuda, çok zorluk çekiyoruz. Ben o bir kız olarak, kız arkadaşlarım, kadınlar dahil. O yüzden buna bir sorun giderilmesini istiyoruz. Kaç yıldır, hemen 9 yıldır hiçbir sorun bulanamadı bu konuda. Zaten devletin buna daha önce el koyması lazımdı. Yani hiçbir katkısını görmedik bu devletin bu konuda. Hele ki kadınlara karşı hiçbir katkısını görmedik. Kadınlar zaten genelde devlet tarafından küçük düşürülen insanlar. Biz tarım işleri daha da küçük düşürülüyoruz. Bizim yani bunu öne çıkarmamızı istiyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz bu konuda. Yani ederler ama etmiyorlar. Kadınlar geçen sene değil, ondan önceki sene bizim dernek başkanı, Gideşler Dernek Başkanı kadınlar vardı. Onlar geldi, aynı şekilde bizden röportaj aldılar. Bizim sesimizi duyurmaya çalıştılar. Yani duydular mı bilmiyorum. Yani duysalardı şu ana kadar devlet bize destek vermesi lazımdı. Demek ki sesimizi daha duyuramamışız. Duyurmak istiyorum buradan. Yani buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Kadın ve kadınlara daha da destek olmalarını istiyorum. Özellikle tarım işleri. Hiçbir güvencem yok. Zaten geçen sene bir büyük bir kaza geçirdim tarım işçi anlamında. Kamyon kapağı kafama değdi. 10 gün evde kaldım. Yani hiçbir destek, hiçbir şey görmedim. Biz kadınlar olmasak zaten bu Türkiye hiçbir işe yaramaz. Biz kadınlar olarak kendi kendimize destek vermeliyiz. Bu yüzden 8 Mart Kadınlar Günü destekliyorum ve bize daha da destek vermelerini istiyorum. Kadın yoldaşlarımı buradan ben de çok çok selamlar söylüyorum. Daha desteklerini bekliyorum. Her işte olduğu gibi bu işin de bir zorluğu var tabii ki de. Bir bayan olarak tabii fazlasıyla yoruluyor insan. Bir erkekle bayanın gücü aynı olmadığı için. Ama zamanla alışılıyor. Zorluklar şöyle söyleyeyim. Güneş sıkıntı yapı mesela ağırlık. Onlar erkekler zorda kaldığı zaman ister istemez yardım ediyorsun onların da hani kolayına gelsin diye. Regil dönemlerinde özellikle ağır kaldırmak. İşte onları erkeklere açıklama yapamadığımız için o konuda biraz zorluk çekiyoruz ister istemez. Artık biz de alıştığımız için bir şey diyemiyoruz. Şehir dışından geliyoruz. Biz normalde Vanlıyız. Hani iş için buraya geldik zaten son yılımızda. Ya tabii ki de olsa hepimizin de kolayına gelir bir bayan olarak. Hepimizin de daha işine gelir. Bahçe işlerinde tuvaletin özellikle olması. Çünkü dışarıya sen tek başına çıkamıyorsun bir bayan olarak. Müsait alan bulamıyorsun. Buraya gelmeden önce zaten ev ayarlıyorduk. Kira fiyatlarını bulamadık. 6 ayına yıllık tutmak zorunda kaldık. Orada hani burada anlayış göstermediler. Dediler illaki vereceksin o kadar parayı. Biz zaten borç almak zorunda kaldık burada iş yerinden. Ondan sonra zaten aldığımız için de çalışmak zorunda kalıyoruz bir yerden sonra. Kirayı da zor bulduk. Buranın şartları yani herkes işçi olduğu için fırsatçılık da çok fazlasıyla oluyor. İnsanlar da ihtiyacı olduğu için bunu ödemek zorunda kalıyorlar. Buraya hiç utanarak çekinerek gelmedim. Ben burada tabii ki de her işin zorluğu var. Tabii ki de bu işin de zorluğu var. Ama bir yerden sonra insan alışıyor. İnsan hani ihtiyacı olduğu zaman insan yapıyor. Azimli insan, azimli bir kadın her şeyi yapabileceğine de inanıyorum ben. Her emekçi kadına şunu söylemek istiyorum. İnsan kendine güvenmeli. Özgüveni her zaman yüksek olmalı. Her zaman hakkını savunmalı. Kadın olmak, özgür olmamak anlamına gelmiyor kesinlikle. Bir kadın kesinlikle her şeyden önce kendini sevmeli, güvenmeli, hakkını savunmalı. Kimseden hiçbir şeyden korkmamalı ve çekinmemeli. Ekonomik özgürlüğü de bireysel, kişisel. Kendi değil, herkes empatik olmalı, herkesi düşünmeli. Özellikle bir kadın olarak bir kadın güçlü olmalı.
kadın sadece ne olursa olsun hiçbir şeyden çekinmemeli, korkmamalı, güçlü olmalı, kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli. Hiçbir iş zor da olabilir ama bir kadına azimli olmak çok yakışıyor, bunu demek istiyorum. Bu bizim Mersin'deki ilk yılımız aslında. 2 sene önce de Adana'da çalışmıştık ama kısa süreliğine, sadece 8 aylık çalışmıştık. Yani şöyle söyleyeyim, hani her şey kolay olmuyor aslında, onun da zorlukları var ama hani bir şekilde idare ediyoruz. Diyemiyoruz, sadece hani çok zorlandığımız zaman hani hastayım, gelemiyoruz diyoruz. O da çok şükür, yani iyiler o konuda, anlayış gösteriyorlar. Yani aslında evet, buralarda da çünkü sonuçta bunlar bir ihtiyaç. Yani her yerde olduğu gibi burada da olursa iyi olur, tuvalet vesaire diğer ihtiyaçlarımız. Yani dile de getirdik, talepte de bulunduk ama maalesef şu an daha bir cevap gelmedi bize. Çünkü hani bazı işçilerin burada ailesi yok, eve gittikten sonra yemek yapmak zorunda kalıyorlar. Sabah geldikten sonra yine işe gelip çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu çok zor. Yani aynı işi yapmamıza rağmen yani biz daha çok çalışıyoruz evde. Onlar oturuyor, biz yine çalışıyoruz. Evet, adil değil ama hani maalesef ki işte doğamızda da böyle bir şey var. Kadınlar her yerde çalışıyor. Mesela adil davranmaları gerekiyor. İhtiyaçlarımızı veya isteklerimizi söylediğimiz zaman bence bunu karşılamaları gerekir. Sonuçta hani bu beklentilerimiz ve taleplerimiz de önemli. Yani zorlandığımız için şikayette bulunuyoruz.